Yukarıda verilen modellerin uygun kavramlarla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım yapılır arkadaşlar. Bakın burada iki farklı tür atom olduğu belirtiliyor. İki farklı tür atom varsa arkadaşlar bu yapı bir bileşiktir. Bunu belirtelim. Peki burada ise gördüğünüz gibi aynı tür atomlar birleştirilmiş. Bu da moleküler elementtir. Çünkü bileşikte farklı tür atomlar olur, unutmayın. Aynı tür atomlar bir araya geliyorsa elinizdeki yapı elementtir. Moleküler bir elementten bahsediyor burada bize. Burada bileşikten bahsediyor. O zaman hem bileşik var hem element var gördüğünüz gibi. Bu o zaman bir karışımdır. Yani bir ağ olmalıdır. Peki bakın burada sadece arkadaşlar aynı tür atomlardan oluşan moleküller var. Dolayısıyla bunlar nedir? Elementtir. Yani ikinci kısımda verilen yapı arkadaşlar bir element. Gösteren modelleme element modellemesidir. Burada ise gördüğünüz gibi sadece bu yapılar var. Ve bu yapılarda da iki farklı tür atom var. Dolayısıyla bunlar da bileşiktir. Yani 3'te verilen yapı ise B ile eşleşiyor. Bu durumda 1A, 2C, 3B olmalıdır ve cevabımız bu durumda D seçeneğidir. Yukarıda bazı katyon ve anyon isimleri verilmiştir. Bu tabloda numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken kimyasal formüllerden hangisi aşağıda yanlış verilmiştir? Şimdi isterseniz bize verilen iyonların formüllerini bir yazalım, gösterimlerini bir belirtelim. Daha sonra bunları çaprazlayarak bileşikleri oluşturalım. Acaba aşağıda böyle midir? Bakın, sodyum arkadaşlar iyon halinde sodyum artı 1'dir. Amonyum NH4 artı 1'dir. Magnezyum Mg 2 artıdır. Bakır 1 diyor, bakın oraya dikkat edin. Bakır 1 dediği için de buna Cu üzeri artı 1 yazacağız. Bromür arkadaşlar Br üzeri eksi 1'dir. Kromat CrO4 2 eksidir. Fosfat PO4 3 eksidir. Sülfatsa SO4 2 eksidir. Şimdi birinci olan kutuda, bir numaralı kutuda bana sodyum ve sülfatı birleştirmemi istiyor benden burada. Yapalım bunu. Bakın sodyum artı 1 yüklüdür. Sülfat ise eksi 2 yüklüdür. İkisini çaprazladığınızda ne gelecektir? Na 2 SO4. Yani bu doğru verilmiştir. A seçeneği doğru. Peki 2'ye bakalım arkadaşlar. 2 de magnezyum ve bromun birleşmesini istiyor bizden. Burada ise magnezyum 2 artı yüklüdür. Brom ise eksi 1 yüklüdür. Mutlak değerleriyle yükleri çaprazlarsanız Mg, Br 2 çıkar. Ve bu verilen formül de doğrudur. 3'e bakalım. 3'te amonyum ve kromatın çaprazlanmasını istiyor bizden. Şurada yapalım. Yerimiz sıkışıyor orada. Amonyum bu. Kromat da şuydu arkadaşlar. Mutlak değerleriyle çaprazlarsanız yükü unutmayın. Birden fazla sayıda atom var. Bunun altına gelecek sayı hepsini etkileyeceği için bunu parantez içine alacaksınız. O zaman amonyum, kromat şu şekilde yazılmış olacak. Ve bize verdiği ifade doğru. Yani 3'teki de doğrudur. Peki 4'e bakalım arkadaşlar. 4'te kimle kim birleştiriyor? Kromatla bakır 1'i birleştiriyor. Yapalım. Bakırın yükü 1. Kromatın yükü arkadaşlar CrO4 2 eksiden. Mutlak değerleriyle çarpmazlarsanız Cu2 CrO4. Yani bu da doğrudur. Peki buraya bakalım. Magnezyum ve fosfatı veriyor bize. Magnezyum yükü nedir arkadaşlar? Artı 2. Gördüğünüz gibi burada yazdık. Diğeri kimdi? Fosfat. Fosfat da PO4 3 eksidir. Rakamlar birbirinin altına geldiği zaman Mg3 PO4 unutmayın parantez alacağız. Birden fazla sayıda atom ekliyor. PO4 2 olacak. Burada yanlış verilmiştir. Cevabımız bu durumda E seçeneği olur. 0,2 mol etan molekülündeki hidrojen atomu sayısı kadar oksijen atomu içeren karbondioksit gazı normal koşullarda kaç titrajım kaplar? Şimdi bunun içerisindeki hidrojen atomu sayısı kadar oksijen atomu içerecekmiş karbondioksit. O zaman bunun içindeki hidrojenin molünü bulalım. O molde oksijen olacak demektir. Biliyorsunuz mol adet belirtir aslında. Peki 0,2 mol etanda 6 nesli çarptığınızda bunu 1,2 mol ne var demektir? Hidrojen. Bunun içerisinde bulunan oksijen, bunun içerisinde bulunan hidrojenle eşitmiş. Demek ki 1,2 mol oksijen bulunmalı. Bu yapıda 1,2 oksijen bulunması için arkadaşlar bu yapı kaç mol olmalıdır? Bakın fark edebilirsiniz bence 0,6 mol. Çünkü 0,6 mol ile 2'yi çarparsanız gördüğünüz gibi 1,2 mol burada ne çıkacaktır? Oksijen. Şimdi 0,6 mol karbondioksit gazı normal koşullarda kaç litrecim kaplar? 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litredir. Peki buradan yola çıkarak 0,6 mol olan karbondioksit gazı kaç litredir diye sorduğumuzda cevap kaç gelir arkadaşlar? İçler dışlar yaptığımızda bu işlemi yaptığımızda 13,44 litre gelir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir.
Yukarıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. X ve Z atomlarının oluşturduğu bileşik tanecik başına 3 atom içerir. X 2A grubunda gördüğünüz gibi o zaman X'in yükü kaçtır arkadaşlar? Artı 2'dir. Peki kimle bileşik oluşturacakmış? Z ile. Z bakın 7A grubunun arkadaşlar ilk elementi yani flor. Şunu bilmemiz lazım. Z bileşiklerinde daima eksi 1 yük alır. Yazalım buraya. Z'de eksi 1 ise arkadaşlar çaprazlığımızda X Z 2 olur. Şimdi bileşik tanecik başına 3 atom içerir. Doğru. Bir tane tanecinde bir tane X, iki tane Z vardır. 3 farklı, özür dilerim. 3 tane atom içerir. 2 farklı tür içerir ama 3 tane atom içerir. Aynı atomda, aynı ortamda Q elementinin kaynama sıcaklığı Z elementininkinden daha düşüktür. Şimdi bakın, biz 7A grubunda kaynama sıcaklığına bakarken şunu bilmeliyiz. Bunlar arkadaşlar apolar moleküllerdir doğada bulunan. Örneğin şöyle yapalım. Biri florürdür, diğeri klorür, bromür ve iyodürdür. Şimdi bunlar apolar olduğu için moleküller arası etkileşimleri ne olmalıdır? Apolar moleküller arasındaki etkileşimler Landın kuvvetleridir. Landın kuvvetlerini nasıl kıyaslarız? İlk kural, mol kütlesi büyük olanın Landın kuvveti daha büyüktür. İkinci kural, eğer yapıda bir dallanma varsa, yani çıkıntılar varsa, bu çıkıntı sayısı ne kadar fazlaysa kaynama sıcaklığı o kadar düşer. Çünkü Landın kuvveti o kadar düşer. Şimdi burada dallanma yok. Hepsi ikişerli molekül. İki atomdan oluşan moleküller. Hangisinin mol kütlesi daha büyükse onun Landın kuvveti daha fazladır. Dolayısıyla kaynama sıcaklığı da daha yüksektir. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru indiğiniz zaman buradaki elementlerin mol kütlesi artar. Bu da tanecikler arası fiziksel etkileşimin güçlenmesine neden olur. Yani Landın kuvveti artar. Dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru indiğinizde tanecikler arası fiziksel etkileşim daha güçlü hale gelir. Landın kuvveti yani daha güçlü hale gelir. O zaman kaynama sıcaklığı yükselir. Dolayısıyla Q'nun yoğun fazla kaynama sıcaklığı Z'ninkinden daha yüksektir. Aynı ortamda yani aynı dış basınç altında Q elementinin kaynama sıcaklığı Z elementininkinden daha düşük değil, daha yüksektir çünkü daha aşağıdadır. O yüzden cevabımız burada B olmalıdır. Şunu da unutmayın, oda koşullarında flor ve klor gaz iken brom sıvı çünkü tanecikler daha çok çekiyor birbirini, iyot katı çünkü tanecikler daha da çok çekiyor birbirini. Elektron ilgisi en yüksek olan Z'dir. Elektron ilgisi periyodik sistemde soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artar. Elektron ilgisi arkadaşlar bu atomun dışarıdan bir elektron alma isteğini gösterir. Ve biz periyodik sistemde soldan sağa ve aşağıdan yukarı doğru elektron ilgisi artar deriz. Z'nin elektron ilgisi verilen elementlerin arasında en yüksek olanıdır. Doğrudur o zaman. Z ve Q atomların değerlik elektron sayıları aynıdır. Bakın Z ve Q aynı grupta 7A grubundalar. İkisinin de son yörüngesinde 7 elektron bulunması gerekir. Bu da doğrudur. X ve Z atomlarının oluşturduğu bileşiğin iyonik karakteri Y ve Q atomlarının oluşturduğu bileşiğin iyonik karakterinden daha yüksektir. Biz iyonik karakteri nasıl kıyaslarız arkadaşlar? Bu bileşiği oluşturan atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar yüksekse, fark ne kadar yüksekse bağ o kadar iyonik karakterlidir. Dolayısıyla bileşiğin iyonik karakteri de o denli yüksektir. Bir daha söylüyorum. Bileşiği oluşturan atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı, yani biri çok büyük olacak elektronegatiflik değeri olarak, diğer atomun çok küçük olacak. Böylece fark çok büyük çıkmış olur. Fark ne kadar büyükse iyonik karakter o denli yüksektir. Şimdi bunların elektronegatifliklerini kıyaslamaya kalkarsak bizden ne istiyor? X ve Z atomlarının oluşturduğu bileşiğin iyonik karakteri. X ve Z arasındaki iyonik karakter farkına bakacağız. Elektronegatiflik farkına bakacağız. Bir de Y ile Q arasındakine bakacağız. Şimdi X bir metal olduğu için bağdaki elektronları tutma isteği çok düşüktür. Ki elektronegatiflikte periyodik sistemde soldan sağa aşağıdan yukarıya artar. Ek bir bilgi, periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek olan flordur, sonra oksijen, sonra klordur. Ve bakın soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarıya doğru elektronegatiflik değeri artar. Demek ki Z'nin elektronegatiflik değeri çok yüksek. Hatta tablonun en yüksek elektronegatiflik değerine sahip olan flordur Z. X'in ise metal olmasından dolayı elektronegatiflik değeri çok küçüktür. Bu nedenle X ve Z arasındaki elektronegatiflik farkı iki ametal olan Y ve Q arasında. Tabii Y burada alüminyum arkadaşlar. Yine metal ama elektronegatifliği düşük olan bir metal. Onu söyleyelim, bir ametal değil Y. Y ve Q arasındaki elektronegatiflik farkına göre daha düşüktür. Yani X ve Z'nin elektronegatiflik farkı Y ve Q'nun elektronegatiflik farkından daha büyüktür. Çünkü bu 2A grubu metali ve birbirlerinden de oldukça uzaklar. Yani soldan sağa doğru gittiğimizde elektronegatiflik değeri çok büyük, çok küçük. Evet, bunun elektronegatiflik değeri bundan daha küçük olabilir ama
İkisini kıyasladığımızda fark Z ve X kadar çıkmaz. O nedenle X ve Z atomlarının oluşturduğu bileşin iyonik karakteri, yani elektronegatiflik farkı, Y ve Q atomlarının oluşturduğu bileşin iyonik karakterinden daha yüksektir. Doğru bir ifadedir. Cevabımız B seçeneği oldu. XY4 artı iyonundaki toplam elektron sayısı bilinmektedir. Buna göre X'in nötron sayısını bulmak için niceliklerinden hangileri bilinmesi yeterlidir? Toplam elektron sayısını biliyorum bakın arkadaşlar. X'in tek başına getirdiği veya Y'nin tek başına getirdiği elektron sayısını bilmiyorum. Ama toplamda kaç elektron olduğunu biliyorum. Peki, X'in nötron sayısını istiyorsunuz benden. Yani X'in şurasında yazan rakamı istiyorsunuz. Y'nin nötron sayısını bilsem tek başına bir işe yaramaz. Gerek var mı yok mu? Şu anda gerek yok gibi duruyor. Y atomunun proton sayısı. Şimdi siz Y atomunun proton sayısını bilirseniz elektron sayısını da biliyorsunuz demektir. Dolayısıyla Y'nin elektron sayısını biz 4 ile çarptığımızda Y'nin yapıya getirdiği elektron sayısı bilinir. Toplam elektron sayısını da bildiğime göre bunun içerisinden Y'nin getirdiği elektronları çıkarırsam ve unutmayın toplam elektron sayısı hesaplanırken bir elektron da vermiştir arkadaşlar molekül. O elektronu da geri iade edersem yapıya bulacağım sayı X'in elektron sayısı olacaktır. O zaman bu durumda Y'nin elektron sayısını bilmem bana X'in elektron sayısını bilmemi sağlayacaktır. Çünkü yükü de biliyorum, toplam elektron sayısını da biliyorum. Y'nin getirdiği toplam elektron sayısını sistemden çıkarırsam, kalan elektron sayısına da verilen bir elektronu geri ilave edersem bu X'in elektron sayısı olur. X'in elektronunu bulursam X atomunun nötron sayısını bulmuşum, proton sayısını da buldum demektir. Peki X'in kütle numarasını da bilirsem eğer, bakın burayı bulabildim. Şu bilgiden buldum. İkinci bilgiden Y'nin proton sayısına kadar ulaştım. X'in kütle numarasını da biliyorsam eğer, kütle numarasından X'in proton sayısını çıkarırsam da nötron sayısını bulmuş olurum. O yüzden cevabım D seçeneği olur. Evet arkadaşlar, 13 numaralı soruyla devam edelim. Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada E'den başlayarak çözelim. Daha güzel öğreniriz bence. Doğada atomik yapıda bulunabilirler. Evet arkadaşlar, soy gazlar örneğin doğada atomik yapıda bulunan gazlardır. Gaz doğada atomik yapıda bulunabilir. Ama çoğunlukla moleküler yapıdadır. Ona da dikkat edin. Soy gazlar doğada atomik yapıda bulunan gazlardır. Bunu da bilin. Kendi aralarında tepkimeye girerek bileşik oluştururlar. Doğru. İki gaz molekülü tepkimeye girerek arkadaşlar bileşik oluşturabilir. Mesela şu ünlü tepkimeye yazalım amonyak oluşumunu. Tepkimeyi de denkleştirelim. Gazlar kendi aralarında tepkimeye girip bileşik oluşturabilirler. Suda çözünebilirler. Doğrudur. Mesela karbondioksit suda çözündüğü zaman karbonik asit oluşur örneğin. Gazlar suda çözünür. Unutmayın, gazlar soğukta daha iyi çözünür. Bu da aklınızda bulunsun. Yani gazların çözünürlüğü egzotermiktir. Tanecikleri sürekli hareket halindedir. Evet, gaz tanecikleri sürekli hareket halindedir. Bu da önemli bir bilgidir. Gazlar akışkandır, bunu da bilin. Sabit basınçta moleküler yapısı bozulmadan hal değiştirirken ısı alır. Arkadaşlar, gazlar eğer sabit basınç altında moleküler yapısı bozulmadan hal değiştiriyorsa yoğunlaşıyor demektir. Yoğunlaştığı zaman arkadaşlar bir madde dışarıya enerji verir, ısı almaz. Yani siz sıvı halden gaz hale geçerken ısı alırsınız ama gazdan sıvıya geçerken dışarıya ısı verirsiniz. Hatta hani bir kar yağsa da veya da bir yağmur yağsa da hava bir ısınsa deriz. Bunun sebebi madde, yani havadaki gaz kütlesi yağmur oluşurken sıvı hale döndüğü için ne yapacaktır? Ortama ısı verecektir ve havayı ısıtacaktır. Bu ısı alır demiş arkadaşlar ama gaz yoğunlaşırken dışarıya ısı verir. Yani yanlış olan A seçeneğidir. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının fazla olduğu su ile ilgili. Bir önceki denemede ya da iki önceki denemede bundan bahsetmiştik. Bu iyon derişimi fazlaysa arkadaşlar bu su nasıl suydu? Sert su. Peki yargılarından hangileri doğrudur? Sabun ile temas edince sabun taşı denen bir çökelek oluşur. Evet, sabunlar sert sularla temizlik yapamaz diyoruz. Bunun sebebi sabun sert suya girdiğinde bu iyonlarla arkadaşlar tepkimeye girer ve çökelek oluşturur. Bu nedenle bu öncül doğrudur. Çamaşır makinelerinin kazanında kireçlenmeye neden olur. Doğru, çamaşır makinelerinde bu sular arkadaşlar kireçli sudur. Öyle deriz biz bunlara. Bunlar çamaşır makinelerinde arkadaşlar, bulaşık makinelerinde kireç oluştururlar ve bu da ne yapar? Tıkanmaya neden olur. Makineye zarar verir. O zaman kazanın kireçlenmesine neden olur ifadesi doğrudur. Yumuşak su değildir arkadaşlar. Bu sert sudur. Siz sudaki kalsiyum ve magnezyum iyon derişimini azaltırsanız suyun sertliğini giderirsiniz. Bu da genellikle sodyum karbonat, yani çamaşır sodası ile yapılır. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir.